her şeyi anlat. Daha neyi bilmiyorum ben? Daha neyi bilmek istiyorsun bari? Yetmedi mi bu kadarı? Ben onu kimin öldürdüğünü bilmek istiyorum. Nasıl öldüğünü bilmek istiyorum. Belli ki bir suikast değilmiş. Benim babamı kim öldürdü? Anlat. Tamam yeter. Bu kadar yeter. Gidiyorum ben. Hayır. Hiçbir yere gidemezsin. Sen her şeyi biliyorsun ve bana anlatacaksın. Bahar çekil önümden. Çekilmiyorum. Sen her şeyi biliyorsun. Bana anlatacaksın. Babamı kim öldürdü? Bana anlatacaksın. Bilmek istemezsin. Çık önümden. Bilmek istiyorum. Her şeyi bilmek istiyorum. Her şeyi. Hayır. Hayır. Ben öldürdüm. Duydun işte. Böyle öğrenmeni istemezdim. Şaka yapıyor olman lazım. Bunu sana söylememem gerekiyordu. Dayanamadım. Üç deyince. Üç. Çok kötü olacak. Tamam, sakin, sakin. Tamam, ilacı vereceğim. Tamam. Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun sen orada? Bırak o telefonu! Bırak! Bırak yoksa delik deşik edeceğim seni, bırak şunu. Tamam, tamam. Yani babamı sen öldürdün. Beni öldürmeye kalktı Bahar. Bana başka şans bırakmadı. Kimin haklı olduğunun bir önemi yok. Sen buraya geldin, benim gözümün içine baktın. Bak, bu evde biz beraber yemek yedik. Sarıldık, beraber uyuduk. Televizyon izledik. Ve sen bunları bile bile benim gözümün içine bakmaya devam ettin. Sen bana yalan söyledin. Saçmalama Bahar. İçim içimi yedi. Söylememek için kendimi zor tuttum. Ama görev gizliliği. Görev gizliliği, görev gizliliği. Ya ben bugün babamın terörist olduğunu öğrendim. Şimdi de kocamın babamı öldürdüğünü öğreniyorum. Sen bana kalkıp hala görev gizliliği diyorsun. Haklısın Bahar. Seni çok iyi anlıyorum. Sen beni anlamıyorsun. Aynısını ben yaşadım. Ama sen bunları yaşarken annenin öldürüldüğünü öğrendiğinde ben senin yanındaydım. Sen üzülme diye elimden gelen her şeyi yaptım. Ne diyeceğim bilemiyorum var. Çık! Çık git buradan! Ben
Ben yanlış bir şey yapmadım. Sen zaten yanlış bir şey yapmazsın Sarı Komutan. Nerede bu kız Erdem? Bulacağız. Bulacağız Güler. Efendim Yavuz. Komutanım size söylemem gereken bir şey var. Acil değilse sonra konuşalım. Ne oldu, bir sıkıntı mı var? Nazlı evden kaçtı. Şimdi onu arıyoruz. Ne diyorsunuz siz? Neredesiniz? Geliyorum hemen. Ya evin oralardayız. Gelip ne yapacaksın? Hadi sonra konuşuruz. Olsun komutanım, Nazlı benim kız kardeşim sayılır. Geliyorum. Tamam, tamam hadi. Ya şuraya falan bakalım ya da şuraya. Hadi. Hadi. Normal çiftler gibi sinemaya gidemeyecek miyiz biz ya? Yok. Benim için fazla romantik. Şaşırmadım. Adamlarını göndereceğine kendi gelseydi de şu maviş. Topyekun halletseydik hepsini. O da olacak. Güzel. Önce bir konuşturalım bakalım. Benim hakkımda ne biliyorlar. Sonra bitiririz işlerini. Yollayacağım adrese getirin. Tamam. Sakin. Lütfen. Bak, birazdan oğlumla kocam gelecek buraya. Oğlum çok küçük, tamam mı? Onun bunu görmesini istemiyorum. Lütfen, lütfen git. Gidecektim! Ben zaten gidecektim! Senin yüzünden! Senin yüzünden! Senin tamam. Yüzünden. Madem ilacı vermiyorsun, ben alırım. Ben alırım. O zaman otur şuraya. Lütfen beni yardım etsin. Sus! 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 Kes sesini, kes! Kes sesini. Allah'ım nerede bu kız? Yok. Yok. Şimdi ne düşünmüşüm Memo Bey? Bulamıyorum. Ne yapabilirim? Bir yardım...
Memur bey, kadının teki az önce bir eczaneye girdi. Delirmiş gibiydi. Bir ilaç istedi. Vermeyince de bıçak çekti eczacıya. Dur kardeşim dur, bir sakin ol. Hangi eczane bu? Hemen arka sokakta. Köşedeki eczane. Tamam, biz ilgileniyoruz. Kes sesini. Kes sesini. Kes sesini. Müsaade edin bana. Hanımefendi sakin olun. Hanımefendi sakin olun. Müsaade edin bana. Hepsi geçecek. Ağlama tamam mı? Sakın ağlama Nazlı. Sakın ağlama. Sakın ağlama, geçecek. Allah kahretsin. Tamam. 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 Sakın korkmayın. Hayatta bir tehlikeniz yok. Saplanmamış. Sadece derinin altına girmiş. Sakın korkmayın. Sakın. Ateş. Ateş ne oluyor? Nazlı yok. Yok bir şey. Nazlı yok. Korkma sen, korkma. Yok bir şey. Korkma nasıl yok bir şey. Etrafını sarıldı. Teslim olun. Memur bey, ne oluyor burada? Yaklaşmayın beyefendi. Çocuğu da uzakta tutun. Memur bey, ne oluyor içeride? Karım o benim. Anne! Bırak beni. Anne! Anne! Bırak beni. Hanımefendi, hanımefendi, kurban olayım sakın bir şey söyleme tamam mı? Polislere ben yaptım diyeceğim. Sakın bir şey söyleme, kızın hayatı kararır. Farkında bile değil ne yaptığını. Hasta o tamam mı? Sakın söyleme, sakın. Ayten! Nazlı, korkma. Hiçbir şey olmayacak, korkma. Ağlama, ağlama. Ağlama, hiçbir şey olmayacak, korkma. Nazlı! Nazlı! Kızım! Nazlı! Memur bey, bir şey mi oluyor, ne oluyor? Hanımefendi uzaklaşın lütfen. Güler abla gel, sen böyle gel. Ben özel kuvvet tabur komutanı. Yer bir yerden kaçmaz. İçerideki benim kızım. Ne oldu lütfen söyleyin. Bir yaralanma vakası var. Allah'ım neler oluyor? Yavuz, Yavuz kadın ölmüş mü Yavuz? Yok Güler abla, bir şey yok. Merak etme, sakin ol. Annem ne oldu? Merak etme, yok bir şey. Panik yapma. Panik yapma. Hiçbir şey olmayacak, tamam. Panik yapma. Şimdi seni kucağıma alacağım, dışarıya çıkacağız. Sakın korkma, tamam mı? Sakın panik yapma. Tamam. Nazlı kızım. Anne, anne ben çok kötü bir şey yaptım.
Ama yemin ederim isteyerek olmadı anne, yemin ederim. Biliyorum. Biliyorum bir tane, biliyorum. Korkma. Memur Bey, ben yaptım. İyi misin oğlum? İyiyim komutanım. Ben yaptım memur bey. Ateş. Ben yaptım komutanım. Ben yaptım memur bey. Tamam sakin ol. Götürün beni, ben yaptım. Kadın nasıl anne? Yarası kötü mü? İyi, merak etme. Tamam mı? İyiymiş kadın. Tamam mı? İyiymiş. Tamam. Hadi, hadi gel. Gel. Kalk. Sakin ol. Sakin. Memur bey, benim kızım yaptı. Bu arkadaşın hiçbir suçu yok. Komutanım, ben yaptım memur bey, götürün beni. Araba tak, yeter. Komutanım yapmayın, ben yaptım diyorum ya, ben yaptım, götürün beni. Tamam, sakin beyefendi, sakin. Benim kızım yaptı. Erdem. Nasıl? Kızım. Ben yaptım. Benim hatamdı. Nazlı. Nazlı yapma. Nazlı yapma. Ben yaptım diyor. Bizimle emniyete gelin. Orada bakacağız. Kim yaptı, yapmadı. Yarbayım, kusura bakmayın. Ne kusuru? Bizim hatamız. Ne ara kaçtı anlayamadık. Kızım korkma, tamam mı? Sakın korkma. Biz de geliyoruz. Merak etme. Sakin ol. Nazlı. Kızım korkma annem. Annem Nazlı. Güler abla gel sen gel. Özür dilerim. Nasıl kıyarsın karıma, nasıl? Ellerin kırılsın. Özür dilerim, yemin ederim isteyerek olmadı. Ne istedin ondan? Özür dilerim. Özür dilerim. Beyefendi, sakin ol. Kızım hasta. Hastaysa hasta. Karımı öldürüyordun. Yemin ederim isteyerek olmadı, yemin ederim. Ne olur affet, ne olur. Götürsün sen, götür. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun Bahar Hanım. Daha yeni görüşmüştük. Bu kadar acil olan nedir? Sayın savcım, ben babamın öldürülmesiyle ilgili daha fazla şey bilmek istiyorum. Hiçbir şey mantıklı gelmiyor bana. Kafamda oturmuyor. Sormak istediğim binlerce soru var ama ben kimseden istediğim yanıtları alamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Maalesef. Size söyleyebileceğim her şeyi söyledim. Başka bir bilgi vermem mümkün değil Bahar Hanım. Bildiğiniz her şeyi söylediğinize emin misiniz sayın savcım? Neyi kastediyorsunuz anlayamadım. Babamı Yavuz Karasu'nun, yani kocamın öldürdüğünü söylemediniz. Siz bu bilgiyi nereden öğrendiniz? Nereden öğrendiğimin bir önemi yok. Ama biliyorum. Bakın işinizi yapmaya çalıştığınızın farkındayım. Ama benim cevabını almak istediğim sorular var. Lütfen. Bahar Hanım, bu konuşmayı burada bitirsek iyi olacak. Size söyleyebileceğim kadarını zaten söyledim. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Erdem. Nazlı'ya ne olacak şimdi? Düzelecek Güler. Tedavi olacak, düzelecek. İnşallah. İnşallah. Efendim Bahar. Erdem abi, müsait misin? Seninle konuşmam gereken bir şey var. Görüşebilir miyiz? Pek müsait değiliz Bahar. Nazlı evden kaçtı, birini yaraladı. Ne? Ne oldu? Nazlı iyi mi? Birine bir şey oldu mu? Nazlı iyi çok şükür. İyi. Biz şimdi emniyete gidiyoruz. Tamam. Tamam, ben hemen geliyorum. Tamam Bahar.
Çok beklettiniz beni. O kadar da değersiz değilim. Hadi en iyi adamınızı gönderin. Bekliyorum ama hadi. Heh. Sen mi sorgulayacaksın beni? Beğenemedin mi canım benim? Tanıdık bir yüzü tercih edersin diye düşündüm. Ama bildiklerimi öyle pat diye anlatmayacağımı da bilirsin. Öyle değil mi? Karşılığında çok şey isterim. Beni burada en iyi sen tanırsın. Değil mi sevgilim? Onlar eskiden de çolak. Karşında Agah yok. Artık elimizdesin. Vaktimiz de bol. İster konuş, ister konuşma. Ama cezanı seve seve çekeceksin. Her şey tamam da... neyi merak ediyorum biliyor musun? En çok neyi? Anlatsana bana. O yalan makinesini nasıl kandırdın? Kandırmadım ki canım benim. Anladım, anladım. Karaktere bir girdim mi bir daha çıkamıyorum diyorsun. Güzel, çok güzel. Bana uyar. Evet, şimdi anlat bakalım. Derman hakkında ne biliyorsan anlat bakalım. Olur, anlatayım. Madem vaktimiz bu, en baştan başlamak isterim. Başla. Yıllar, yıllar, yıllar önceymiş. Dünya bir gaz ve toz bulutuymuş. Çolak. Ben Agah kadar sabırlı değilim. Kulağına küpe olsun. Çok korktum. O zaman hemen ileri saralım. Saralım bakalım, ileri saralım. Derman, 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 derman. Hah, derman. O zaman... sana dermanın asıl derdinin ne olduğunu anlatmakla başlayabilirim. Nasıl? Anlat. Peki. Derler ki bu derman ne biliyorsa, ne öğrenmişse hepsini babasından öğrenmiş. Kim babası? Jera. Namı değer, zehir.
90'lı yılların başı. Zehir o zamanlar kudretli bir ağ. İnsan kaçakçılığı yaparak dönmüş köşeyi zamanında. Ama esas ilgi alanı başka. Uyuşturucu. Hem de her türlüsü. Doğu'nun uyuşturucu patronu. Bütün trafik onun üzerinden dönüyor. İşinde çok iyi. Neden çok iyi peki? Biliyor musun? Neden? Kaçırdığı bütün o insanlar var ya... işte onlar aynı zamanda adamın kobayları. Bütün uyuşturucuları bunların üzerinde denermiş. Sevmediklerine basarmış yüksek dozu. Sırf malın kalitesini ve etkisini görebilmek için. Dersine iyi çalışmış bu kobaylar sayesinde. Bak gördün mü? Benden manyakları da var. Devam et. Bu herifin 5-6 tane karısı, 30'u aşkın çocuğu var tabii. Ama bir tanesi var ki... o zehirin gözünün bebeği. Derman. Aynen. Daha 14-15 yaşlarındayken anlamış. Gözünde varmış çocuğun. Zehirin oğlu da tıpkı onun gibi zehir zemberekmiş anlayacağın. Babasına tapıyormuş çocuk. Böyle bir sevgi yok. Böyle bir hayranlık yok. Zehirin de hoşuna gidiyor tabii o durum. Bakmış çocuk zehir gibi. Bütün işlerinde Derman'ı kullanmaya başlamış. Ama küçük Derman'ın en sevdiği iş kobaylara yüksek doz vermek olmuş. Kan çekiyor tabii babasının oğlu. Yüksek doz verdiğinde köylülerin çoluk çocuğun yüzündeki mutluluğu sevmemiş ama... sonrasında yaşadıkları acıya bayılmış. Ona muhtaç olmalarını çok sevmiş. Kendini dünyanın en güçlü çocuğu gibi görmeye, yenilmez hissetmeye başlamış. Tam bir psikopat geliyor yani Agah Efendi. Daha çocukken böyleyse bu. Mücadeleniz çetin geçecek. Korktun mu? Bak korktuysan anlat be. Allah'tan başkasından korkumuz yoktur şükür. Benimle oyun oynama çolak. Devam et. Sonra. Vallahi sonrası aynı hikaye. Hani tam böyle bir zamanı geliyor da... sizinkiler geliyor ya bir gün baskına. İşte o gün gelmiş çatmış. Sizinkiler yine bir çuval inciri berbat etmişler. O masum köylüleri filan kurtarmışsınız. Her zamanki sıkıcı kahramanlıklar. Zehir de az manyak değil tabii. Almış keleşini, çıkmış köy meydanına. O sıkmaya başlayınca sizinkilere doğru, sizinkiler de onu ateş etmiş. Zehir sizlere ömür. Ama hikaye bu ya. Bütün bu olanları biri görmüş tabii. Küçük Derma. Gözleri önünde babası ölmüş çocuğun. O da en sağlamından bir intikam yemin etmiş. Madem siz benim canımdan çok sevdiğim babamı benden aldınız demiş, ben de her gün sizin canınızdan can almazsam bana da derman demesinler demiş. Masal da burada bitmiş. Bana masallar değil, gerçekler lazım. Sadede gel. Bana Derman'la Medusa arasındaki bağlantıdan bahset. Yok artık. Yapma lütfen profesör. Daha vaktimiz çok. Daha seninle çok dertleşeceğiz. Bütün hikayeleri şimdi anlatırsam... anlatacak ne kalır?
Ama bunu sana özellikle anlattım. Niye anlattım biliyor musun? Kimle karşı karşıya olduğunu iyi bil diye. Çünkü bu derman hiçbir şeyden korkmuyor. İyilik kolu tahmin ettiğinizden uzun. Psikopatın teki. Başınız çok ağrıyacak, anlayacağım. Merak etme çolak. Zamanında senin dandik hikayeni de böyle dinlemiştik. Ama bak şimdi ne haldesin. Başkalarının hikayeleriyle böbürlenip benim gözümü korkutmaya çalışıyorsun. Tıpkı bir zavallı gibi. Zavallı değilim ben. Zavallı değilim. Hoşça kal çolak. Daha sonra tekrar görüşürüz. Ha, unutmadan. Senin çolarlar piyasada bayağı değer kaybetti. Haberin olsun. Seni geberteceğim. Duydun mu Olga? Geberteceğim seni. Geberteceğim. Daha hiçbir şey bitmedi. Hiçbir şey bitmedi. Sana bahsettiğim arkadaşlar, hepsi derdine derman arıyor. Kötü haldeler. Ne yapalım? Ben sıkıldım. Çıkarıyorum bunu. Eğer onu kafandan çıkarırsan seni burada ikiye bölmek zorunda kalırım. Yazık olur. Ha? Yapma. Mal lazım bize. Buraya getirdiler. Siz kimsiniz abi? Ben kimim? Kimim ben? Hı? Güzel soru. Beni göremeyen pişman. Gören bin pişman. Bize mal lazım. Kötüyüz. Acı çekiyoruz lütfen. Acı çekiyorsun ha? Öyle mi? Güzel. Çok güzel.
tek kaşlı bir kadın ressam var ne ya? Adı neydi? Kadın. Tek kaş. Frida. Frida bir şey. Aman şey. Ha? Frida Kahlo. Evet. Onun çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki... Acılarımı boğmaya çalıştım... ama pislikler yüzmeyi öğrendiler. Ve ben şimdi... bu hoş ve iyi hisler tarafından alt edildim. Nasıl? Güzel değil mi? Bu çocuklara fazla fazla mal verin. Para falan da almayın. Tamam mı? Tamam. Gençler... sizler Karabayır'ın geleceğisiniz. Hı? Alın. Mallarımızı deneyin. Ha, bencillik yapmayın ama. Ha? Bencilliği sevmem. Arkadaşlarınıza da denetin. Eğer severseniz... yine gelirsiniz. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Geliriz tabii. Tabii geliriz. Geliriz. Ha. Acılarınıza da tutunun gençler. Acılarınızı sevin. Emin misin Derman? Onca malı bedavaya. Bu çocuklara malı verin. Onlar bana lazım. Tamam. Tamam. Kendisine iletirim. Büyükelçinin yerine Orta Doğu Şefi atanmış. Bir toplantı yapılacakmış. İyi, tamam. Biz kendi yöntemlerimizle katılırız toplantıya. Hı hı. Anlaşıldı. Anlaşıldı, tamam. Büyükelçinin yerine biri atanmış. Orta Doğu şefi. Bir toplantı yapmak istiyorlar. Yeni bir yapılanma içindeler demek ki. Tamam. Biz de katılırız. Selim'e de bilgi vermemizi istediler. Tamam. Güzel uyudun mu? He? Sakin ol. Bu herif hiçbir şey yapamaz bana. Öyle mi diyorsun? Vurma! Yapma! Dedim sana bir şey yapamaz diye, değil mi? Ulan yazık oldu be. Gencecik yaşta öleceksiniz. Ama ben en çok sana üzüleceğim. Oh, güzel kızdın. Bu tip sizde ne bulduysan. Şşş. Maviş. Senin gözler lens mi? Sence? Yapma!
O zaman konuş. Ne biliyorsunuz hakkımda? Kimle çalışıyorsun? Kaç kişisiniz? Bak konuş. Yoksa bu sevgilin sadece ölmez. Can çekişerek ölür. Sakın. Sakın tek kelime bile etmem. Bak bak bak. Kahraman. Öyle misin sen? Ha? Gel bakalım koç. Ulan hep en heyecanlı yerinde. Efendim? Sevgili delikanlı, sana bazı haberlerim var. Söyle, dinliyorum. Büyükelçinin yerine bir Orta Doğu şefi atandı. Bir toplantımız olacak yakında. Tamam, detayları sonra konuşuruz. Şimdi minik bir işim var. İki tane kuş yakaladım da tüylerini yoluyorum. Ha. E güzel, kolay gelsin. Kuşlar tanıdık mı bari? Biri sana bahsettiğim şu ajan kız. Diğeri de asker. Bir de sevgili çıktı bunlar. Acayip keyifliyiz yani. Oho. Suyundan da koy. Ne yapacaksın peki? Kime çalışıyorlar, hakkımda ne biliyorlar öğreneyim. İkisini de geberteceğim. Sana şimdiden kolaylıklar diliyorum. Neredesin? Ben de geleyim. Uzun süredir keyifli bir şey izlememiştim. Yardımım dokunur belki. İyi hadi atla gel. Gönderiyorum adresi. Peki. Acil prosedürden Yavuz'a ulaşmamız lazım. Fethi ve Eylem tehlikede. Mekan bilgisi birazdan gelecek. Tamam. Evet. Nerede kalmıştık? Heh. Bak. Bak bu son şansın. O fena can yakar ha. Konuşacak mısın? Ha? Hadi aşkım. Hadi benim güzelim. Hadi benim ex aşkım. Hadi bebeğim konuş. Hadi. İşte benim sevgilim. Hiç yakıştıramadım ben sana bunu. E o zaman başlayalım mıyız? Dur. Yeni başlıyoruz. Dur. Birazdan ağrı sizin kalmayacak. Dur. Nasıl oldu olay? Bilmiyorum. Tek bildiğim, kendime geldiğimde ellerim kan içindeydi. O çocuğun anne diye ağlamasıyla uyandım sanki. Ben yaptım. Ama yemin ederim isteyerek yapmadım.